Kayseri'den herkese merhaba. Tanıdığımız bir abimizin güzel sürdüğünde bu aracının direksiyonunda kırık vardı. Şurada. Bu kırığı da böyle yapınca daha iyi anlaşılır. Bu kırığı da şöyle gözüküyor zaten. Direksiyon daha önce kırılmış. Korna özelliğini vesaire kullanamıyor. Artı satacağı için alan kişiye karşı daha dürüst olunsun diye direksiyonu çıkartmaya çalışıyorlar ama araba LPG'li olduğundan dolayı birçok yer uğraşmak istemiyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde eski araçlarla kimse uğraşmak istemiyor. Rica etti bize, hatır işi gibi diyelim. Önce keselim dedik. Sonradan dedi ki direksiyon çıkmaya meyilli gibi. Çünkü göbek sıkışmış. Burası kaynamış birbirine. Biz dedik ki boşuna şey yapmayalım. Direksiyonu kopartarak artık çıkartmaya çalışacağız yerinden. Çünkü buralarda iyice lastik, döküm lastik bunlar. Bu lastiklerde gevşeme yapmış. Çıkınca çıkacak gibi diye çekince. Bakalım öyle bir şey yapacağız şimdi. Bu arada arkadaşlar, eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız lütfen videoyu atlamadan izleyin. Ve sizlerden özellikle bir de ricam var. Abi lütfen kanala abone olun ya. Lütfen yani abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Yani biz kanalımız büyüsün istiyoruz arkadaşlar. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Evet arkadaşlar, aracı akşamleyin direksiyonunu çok şükür çöktük. Zaten videoda da izlediniz. Şimdi asıl büyük sorunumuz airbag sargısı. Aracın kornasını kullanmak istiyorlar. Kornasını kullanamıyorlar tabi. Kornasız bir araba olmaz. Bu da tabi airbag sargısına bağlı bir malzeme. Şu ikisi airbag sargısı, bir tanesi de korna. Buradan yolları, bakır yollar kopmuş. İnşallah umut ediyoruz ki bunu yapacağız işte bir şekilde. Ama tek temennim inşallah airbag sargının turu, onun bir sağa atıyorum 2,5 tur. Direksiyonun sol tarafına 2,5 tur bir sargı turu var. İnşallah yeter de bunun turu. Bu işi yaparız inşallah. Arkadaşlar burada video uzamasın diye, izlerken sıkılmayın diye videoyu durduracağım. Zaten yapacağım düşünen bu düzüşmüş olan flexiyi, tat olan flexiyi ısıtarak düzeltmek ve ardından da bali ile güzel bir şekilde bunu stabil bir şekilde yapıştırabilmek. Tabi bunları yaparken de bunları yaptıktan sonra yerine bunu dibinden lehimlemek. Dibinden, yani ek yapmayacağız. Evet, burayı bu şekilde güzelce yaptım. Alttan ve üstten sticker'ını yapıştırarak, içeriden de bakır yolları yapıştırarak bu şekilde yaptık. Evet, ilerlemeye devam. Evet, işlem tamamdır. Görüldüğünüz üzere. Thank you.
Sertleşti. Yani tur bitti. Çalışma prensibi böyle. 3-3,5 tur falan oluyor. Sağ tarafa. 3-3,5 tur sol tarafa. Yerine bunu takacağız ve deneyeceğiz. Önce 10 metreyle bir ölçeceğiz bakalım. Ne durumda? Sağlam mı? Ona göre yerine takacağız. Evet arkadaşlar. Airbag sargımızın montajını yaptık. Sargıyı kontrol ettik. Aynı zamanda 10 metreli. Bütün uçları aktif. Korna dahil olmak üzere. Buradan ufak değdirebilirsek diyecektim. Sesi duydunuz. Airbag aynı şekilde. Daha önce airbag lambasını falan yakıyordu. Bu da oradaki kısa devreden dolayı oluyor. Direkt yapıyor. Bu da olmuş oldu. Arabayı topladık bu arada. Gösterge vesaire hepsi topladık. Burada videoyu durduracağım. Diğer çıkma direksiyonu taktığımız zaman tekrar göreceğiz. Evet, direksiyonumuzu da taktık. Kornamız da aynı şekilde. Bayağı uğraştırdı ama güzel oldu inşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yorumlarda bulunmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız bizi sevindirirsiniz.